Aa, merhaba Afa Hanım. Ay Ekrem Bey, bu saatte burada ne yapıyorsunuz? Malum iş. Ay siz gece mi çalışacaksınız gündüz mü? Her ikisi de yani. Aha, oldu, iyi çalışmalar. Hadi gel Gogo, biz gidelim. Merhaba Ekrem Bey. Merhaba Sına Hanım. Şiir gibisiniz. Öyle mi? Teşekkür ederim. Şiir dedim de aklıma geldi. Doğrusu bir şiir var. Size okumayı çok isterdim. Tabii, buyurun okuyun. Aa, böyle pat diye olmaz. Neden? Heyecanlanırım, şaşırırım. Yani bir iki bir şey içmem gerekir. İçin öyleyse. Siz de bana refakat ederseniz. Neden olmasın? Daha programa çok var. Ah yavrum, hoş geldin bir tanem. Ne haber Nazlı? İyidir sana. Eniştem gelmedi mi? Aa, hakikaten. Eren nerede? Ay, maç varmış bu akşam. Cimbom'un maçı. Ben de Fenerliyim ya, kavga etmeyelim diye. Ben maç seyredeceğim dedi, ben de anneme gideyim dedim. Yalnız mı geldin bu saatte? Yok canım, arabayla kapıya kadar bıraktı. Sonra geri döndü. Ah, insan bir uğrar da merhaba der ayol. Ben de söyledim. Ama şimdi kapıda anneni görürsem bu sefer ayıp olur, geri dönemem dedi. Maçla başlamak üzereydi, gitti. Alacağı olsun onun. Babam nerede? Gazinoya çalışmaya gitti. Ya fazla mesai yapması gerekiyor herhalde. Gece gündüz çalışıyor. Oh be abi. Dışarıya. Şimdi lan. Hadi sizi gördüm, ben artık gideyim. Aa, dur kızım, ne oluyorsun, daha yeni geldin. Yok be anneciğim, gideyim. Vallahi gideyim. Hiç böyle yapmazdın Aslı. Doğru söyle, bir şey mi var? Yok. Hani kocasını evde yalnız bıraktı ya. Ondandır herhalde değil mi? Hiç de değil. Sen Eren'i tanımamışsın bir kere. Sen ona bakma. Seni kızdırmak için söylüyor. Benim tanıdığım Eren karısını aldatmaz. Neden? Eren aptal mı? Benim kocam öyle şeyler yapmaz. O dürüst bir erkek, tamam mı küçük hanım? Hadi ben gidiyorum. Hazır şimdi devre arası olmuşken Aslı'yı bir arayayım. Anne, merhaba. Merhaba Erencim. Kusura bakmayın, ben kapıdan döndüm, maça yetişeceğim. Aslı kaçta gelmek istiyorsa söylesin, ben onu alıp geleyim. Erencim şimdi kalktı Aslı. Neden? Kalktı. Ne bileyim ben? Anlamadım ki. Bir huzursuzluğu vardı sanki. Babası da çalışmak için gazinoya gitmişti. Ona mı canı sıkıldı nedir? Bence Aslı eve değil de gazinoya babamı kontrole gitti. Ne diyor? Aman, bu Nazlı da böyle saçmalıyor işte. Güya Aslı gazinoya Ekrem'i kontrole gitmiş. Neyse Erencim, Aslı birazdan eve döner işte. Tamam anne. İyi geceler. Nazlı'nın dediği doğru ya. Aslı gazinoya gitmiş olabilir. Zaten kuşkulanmıştı babasından. Karıştı ortalık vallahi. Ben Ekrem Bey'i hemen uyarayım bari. Kapalı. Uygunsuz durumda yakalanırsa Aslı'ya ne olacak şimdi? Eyvah eyvah. Tam bir aile faciası.
Ben hemen Aslı'dan önce gazinoya yetişeyim ki Ekrem Bey'e haber vereyim. Bir arkadaşını beklesen, 40 tane taksi dur, dağıt, dağıt, dağıt diye. Lazım ya şimdi, bir tane taksi bulamam. Umarım ya Rabbim ya. Ne kadar çok şiir biliyorsunuz böyle Ekrem Bey. Çok teşekkür ederim ama bu son şiiri, son iki şiiri şimdi yazdım. İnanmıyorum, şimdi mi? Şimdi, yani sizin yanınızda olup da şiiri hissetmemek mümkün değil, değil mi? Çok hoşsunuz Ekrem Bey. Benim bugüne kadar gördüğüm gazino müşterilerinden çok farklısınız. Gayet tabii çünkü ben gazino müşterisi değilim. Baba! Beklemiyordum Eren. Ne yapıyorsun sen burada baba? Ben çalışıyorum. Bu benim şeyim, yani damadım. Yani kızım çok küçük evlenmişti. Ne küçüğü be? Kızın neredeyse evde kalıyordu ben almasam. Ne diyorsun sen? Neyse, biz çalışmamıza devam edelim Sunan Hanım. Lütfen şimdi şey yapın, söyleyin. 2.712 artı 1.314 kaç eder? Ne bileyim ben Ekrem Bey Allah aşkınıza. Sen şunu iç. Ama bunu bilmeniz gerek. Yani çarpım tablosunu, toplam tablosunu, bütün tabloları öğrenin, oldu mu? Baba, sen burada hesap mı tutacaksın yoksa artistlere kerat cetvelini mi öğreteceksin? İkisini de öğretmeye çalışıyorum. Yani o da hesap, bu da hesap değil mi? Sonra Eren, evdeki hesap da çarşıya uymaz. Yani biliyorsun abi neler diyorum, saçmaladım. Program vakti geliyor, ben kalkayım artık. Tabii. Ne oluyor burada? Ne oluyor? Ne oluyor? Eren, ne oluyor burada? Ne? Kimdi o kız? Hangi kız? Demin buradaki kız. Demin burada konuştuğun kız. Ben mi konuşuyordum? Ben mi konuşuyordum? Yani ben içeride çalışıyordum. Çıktım, Eren burada konuşuyordu o kızla. Hani sen evde maç seyredecektin? Ettim ama çok sıkıcıydı. Devre arasında kalktım, çıktım evden. Burada ne işin var? Babanı ziyarete geldim canım. Fena mı ettim yani? Tabii canım, damadım beni ziyarete geldi de. Çok iyi etmişsin. O kız buradaki revide çalışıyor. Öyle mi? Evet, biliyorum. Öyle mi? Biliyorsun sen. Ben sana sonra gösteririm. Aslı! Eren! Baba sen ne yapıyorsun ya? Karımla arama açacaksın. Hiçbir şey olmaz. Aslı çok modern bir kızdın. Anlayışla karşılar ama Asuman beni kıtır kıtır keser. Sakın beni ele verme, ne olursun. Sakın beni ele verme, tamam mı? Aslı! Açıkla, çabuk açıkla. Açıklanacak bir şey yok ya hayatım. Yani annenden çıktığını öğrendim. Sonra gazinoya gittiğini tahmin ettim yani. Yani gazinoya onun için gittin. Beni bulmak için. Evet. Tabii. Ben de inandım. Burada enayi mi yazıyor? Aslı bak, yemin ediyorum. Sus! Sinirimi bozma beni. Niye baş başa oturup içki içtin o kızla? Ben ha? Yok babam. Yuh ya. Baban değil. Ben babanı yoklamak için gittiğini düşündüm. Sonra oraya varınca şöyle bir baktım, baban yok. Niye odasına gitmedin? Yani dedim şimdi adam çalışıyordur, onu rahatsız etmeyeyim falan diye düşündüm. Bir kenarda oturup beklemeye başladım. Sonrasında o kız geldi işte. Kim beklediğimi sordu. Öylesine konuştuk ya. Hadi bu sefer yemiş görünelim. Ama seni eğer bir daha yakalarsam var ya, çanına ot tıkarım. Tamam. Şşş,
yabancı. Söyle bana sen kimsin? Benim evde ne işin var? Öyle misin, böyle misin? Annem babama kocam dedim. Sokakta görsem tanımazdım. Denize düşen yılana sarılır ama hiç marmaz.